Merhabalar sevgili dostlar. Takvimdeki Yolcu kanalını ilk açtığımızda çekmiş olduğumuz videoyu yeniden düzenleyip yayına verdik. Aradan 1,5 ay geçmiş olmasına rağmen fiyatlarda değişmeler oldu, nostaljik görüntüler oldu. Maşukiye'de bir günde ne kadar para harcarız videomuz yayında. İyi seyirler. Bunun için ilk önce aracımızın yakıtını dolduruyoruz. Döndüğümüzde yeniden doldurup ne kadar yakıt harcadığımızı göreceğiz. Yolculuğumuza başladığımızda saat 12.47. Şu anda İstanbul Tuzla'dan hareket ediyoruz. Normal sınırlar içerisinde Maşukiye'ye vardığımızda tekrar size saati paylaşıyor olacağım. Tabii bir diğer merak konusu da yolun ne kadar kilometre olduğu. Gerçi navigasyonlar bunları gösteriyor olsa da biz yine de eski usul babadan kalma yöntemlerle kilometremizi sıfırladık değerli dostlar. Ve yolculuğumuza başlıyoruz. Maşukiye'ye piknik amaçlı da gelebilirsiniz sevgili dostlar. Bunun için herhangi bir malzeme getirmenize gerek yok. Hemen yaklaştığınızda Kartepe'ye oldukça güzel restoranlar ve kasaplar buralarda mevcut ve istediğiniz her şeyi ve taze ekmeği burada bulabiliyorsunuz. Bir saatlik yolculuğun ardından Maşukiye'ye vardık sevgili dostlar. Hemen Maşukiye merkezde takılmayıp Kartepe'ye doğru tırmanmaya başladığımızda Alabalık Vadisi'ne bir uğramadan geçemedik. Alabalık Vadisi yoğun bir ilgiye maruz kalmış durumda. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen bütün turistler, özellikle yabancı turistler de olmak üzere buraya akın etmişler. ATV safari, zipline, büyük bir salıncak, yine birbirinden güzel yemekleri yiyebileceğiniz restoranların bulunduğu bir alan burası. Sizleri görüntülerle baş başa bırakıyorum. Biz burada herhangi bir aktivite yapmadık. Özellikle böyle bir planımız yoktu. Ama bunun için de fiyatları sizlere görsellerde, videolarda gösteriyor olacağım. Alabalık Vadisi'nde güzel bir doğa içerisinde gezinti yapıp hediyelik eşyaları da inceledikten sonra daha sakin bir yer bulabilmek ümidiyle Kartepe'ye doğru tırmanmaya başladık. Bu tırmanış esnasında daha önceden ziyaret ettiğimiz hem yemek yediğimiz hem de kulaklarımıza ziyafet çektiğimiz manzara restoran gözümüze takıldı. Hemen durup hem Aydın hocamızdan musiki dinlemek hem de manzaranın tadını çıkararak yemek yemek için küçük bir mola verdik. Çok memnun oldum. Genelde hep buradasınız galiba. Hep burada. 11 yıldır bu benim evim saydığım yerdeyim. Daha önce düzenlemiş olduğumuz videomuzda Aydın hocamızın iki şarkısını tamamen yayınlamıştık. Ancak telifle ilgili problemler çıkınca bunları yayınlayamaz hale geldik. Kendisinden özür diliyoruz ama en kısa sürede yeniden dinlemek üzere ziyaretine gideceğiz. Ben sizleri restorandaki yemek menüsünün fiyatlarıyla, manzarasıyla ve restoranın içiyle baş başa bırakıyorum. We'll be right back.
Restorandaki güzel yemekler ve Aydın hocamızın dinletisinden sonra yavaş yavaş şehir merkezine indik. Cumartesi günleri burada bir pazar kuruluyor sevgili dostlar ve bu pazarda köyden gelen ürünlerin yanı sıra birçok eski ürüne, taze sebze ve meyveye kadar her şeyi bulabiliyorsunuz. Her güzel şeyin olduğu gibi bu gezintinin de bir sonu olacaktı tabii ki ve akşam yaklaştığı için yavaş yavaş dönüş yoluna geçtik. Günün sonu gelip tekrar Tuzla'ya döndüğümüzde takriben bir saatlik daha sürüşümüz oldu. 2 saatlik bir sürüş ile bu gezintiyi yapmış olduk. Aracın toplam 187 km yolu oldu ve yakıtı 100 TL'ye denk gelmiş oldu. 13 Kasım 2021 tarihler sevgili dostlar. Bu videomuz YouTube'a koymak için planlayarak çektiğimiz ilk videomuzdu. Çok da ilgi görmemişti açıkçası. Yeniden düzenleyerek beğenilerinizi sunduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.